Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Orta Doğu'da olduğunu söylemiştik ve yine mevkidaşı Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Öncelikle bu görüşmeden öne çıkan detayları soralım Dilgi'ye. Neler var Dilge? Serdar Blinken, Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Suudi Arabistan'da Körfez İşbirliği Konseyi toplantısına katıldı ve bunun dışında da Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katıldı. Bir bölgesel, bir küresel toplantı diyebiliriz ve Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında da Gazze ile ilgili kurulan temas grubu çerçevesinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya geldi. Amerika Dışişleri Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı bu görüşmeyle ilgili ve Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Fidan rehinelerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletmeye yardımcı olacak acil bir ateşkesin sağlanmasına yönelik çabaları ele aldı denildi. Yine çatışmanın devam etmesinden Blinken Hamas'ın anlaşmayı bir ateşkes anlaşmasını kabul etmemesinin sorumlu olduğunu vurguladı. Ve bakan Hamas'ı masadaki acil ateşkes önerisini kabul etmeye ikna etmek için tüm çabaların sarf edilmesi çağrısında bulunduğu ifadeleri de yer aldı. Elbette Ankara'dan diplomatik kaynaklara dayandırılan bir açıklamada geldi ve Gazze'deki son durum müzakerelerde gelinen aşamının görüşüldüğü bildirildi. Bu diplomatik kaynaklara göre Fidan, Gazze'deki katliam bir an önce sona ermesi gerektiğini, kalıcı ateşkes ve insani yardımların gaz ulaşması için İsrail üzerindeki baskının kurulması gerektiğini söyledi. Fidan ve Blinken en son 14 Nisan'da bilinen görüşmeleri 14 Nisan'da telefondaydı ki 13 Nisan'da da biliyorsunuz İran e, İsrail'e bir misilleme saldırısı drone ve füzelerle saldırı düzenlemişti. Bununla ilgili görüşmüşlerdi. Daha önce de e, NATO'nun yıl dönümü 75. yıl dönümü kapsamında Brüksel'de yüz yüze ikili bir görüşmesi olmuştu. İki bakanın Blinken'ın tabii bir yandan da Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı açıklamalar var. Körfez İşbirliği Konseyi'ne yaptığı açıklamalar var. Burada da Gazze'deki insani krizi hafifletmenin en iyi yolunun teşkesi olduğunu söyledi. Son birkaç hafta içinde yeni geçiş kapılarının açılmasıydı ması Gazze'ye ve Gazze içine yardım sevkiyatının artması ve gelecek haftalarda açılacak olacak olan deniz koridorunun inşası gibi kayda değer ilerlemeler gördük ancak bunlar yeterli değil. Gazze'ye ve çevresine daha fazla yardım ulaştırmamız gerekiyor dedi Blinken Dünya Ekonomik Forumunda da yine Hamas'a Gazze Savaşı'nda ateşkes ve İsrail'e rehinelerin serbest bırakılması konusunda İsrail'in önerisini hızla kabul etmesi çağrısında bulundu. Gazze halkıyla ateşkes arasındaki en büyük engelinde Hamas olduğunu söyledi. Yine Amerika ve Suudi Arabistan arasında da tabii görüşmeler var. Özellikle İsrail-Suudi Arabistan normalleşmesiyle ilgili bu kapsamlı Blinken ve Leah Prince le bir araya geldi. Bundan sonraki durakları da Ürdün ve İsrail olacak Blinken'in.